Maddemizin ortak özelliklerinden olan hacimle ilgili bir takım örnekler çözelim arkadaşlar şimdi. İlk örneğimizde diyor ki cam macundan yapılmış yarı çapı 20 santim yüksekliği 50 santim olan silindir bozularak yarı çapı 2 santim olan küre şeklinde boncuklar yapılmak isteniyor. Bu macundan en fazla kaç tane boncuk yapılabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Sahip olduğumuz silindirin hacim değerini hesaplamamız gerekiyor. Peki silindirimizin yarı çapı için 20 santimdir denilmiş. Yüksekliği için de deniliyor ki 50 santim kadardır. E peki buradaki V dediğimiz hacimsel değer neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. E peki pi çarpı R kare yani 20'nin karesi çarpı yükseklik değerimiz için de 50 santimdir diyebilirim. Ve bu hacim değerini ben n tane kürenin hacmine eşitleyeceğim. Bir tane kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi R küp kadardır diyebiliyoruz. Peki R ye yerine de artık ne yazabileceğiz? 2 yazabiliyoruz. E peki buradan pi çarpı 20 çarpı 20 çarpı 50 eşittir. N çarpı 4 bölü 3 pi çarpı 2'nin küpü yani 8'dir diyebiliriz. Arkadaşlar buradan pi'leri sadeleştirelim. 20 ile 4'ü sadeleştiriyorum. Buradan ne kalacak? 5. Peki burayı 8'i 4'e böldüğümüzü kabul edelim. 2 ve burayı da 4'e böldüğüm zaman 5'tir diyebiliyorum. 2'yi de tekrardan şuradaki 50 değerimizle de sadeleştiriyoruz. 25 yapacak. 25 çarpı 25 625'tir diye biliyorum. 625 çarpı 3 en değerimizi bize verecektir. Yani ne çıkacak arkadaşlar buradan da? 1875 tanedir diyebiliyorum. Boyutları 3 santim, 6 santim ve 10 santim olan bir kutunun içine boyutları 1 santim, 2 santim ve 2 santim olan kutuculuklardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir diye sorulmuş. Öncelikli olarak şöyle bir şeklimizi çizelim. Arkadaşlar ben buraya 3 santim diyeyim. Şuraya 6 santim diyeyim ve buraya da 10 santim dediğimizi kabul edelim. Şimdi adam bize demiş ki boyutları 1 santim, 2 santim ve 2 santim olsun. Şimdi en fazla deniliyorsa küçük olan kenara diğer kutucuğunda küçük kenarını denk getirmem gerekiyor. O zaman şunu diyebiliriz. Şuradaki Kutucuk değerimiz için 1 santimlik kenarı küçük olan kısma getiriyorum. Ve burada da artık 2'şer santimlik kısımlarımız olacak. 2 santime 2 santim. 1 santimlik kısmı 3 santimlik kısma kaç tane yerleştirebiliriz artık? 3 tane kutu yerleştirebildik. E peki 6 santimlik kısma 2 santimlik kısımdan kaç tane kutu yerleştirebilirim? Yine de 3 tane. Peki 10 santimlik kısmımıza 2 santimlik kenarla beraber artık 5 tane kutucuk yerleştirebildiğimi söyleyebiliyorum. E artık buradaki toplam kutu sayısını hesaplarken ne yapıyoruz? 5 çarpı 3 çarpı 3'tür diyebilirim. 5 çarpı 3 çarpı 3. E peki arkadaşlar buradan artık ne gelecektir? 45 tanedir diyebiliyorum. Toplam yerleştirilen kutu sayısı en fazla 45 tane olabiliyormuş. Eni 6 santim, boyu 20 santim ve yüksekliği 10 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu yarı çapı 1 santim olan bilyelerle doldurulmak isteniyor. Kutunun içine en fazla kaç tane bilye konulabilir diye sorulmuş. Şimdi şuradaki n değerimiz 6'ymış. Boy değerimiz için bize ne denilmiş? 20 santimdir denilmiş ve yüksekliğimizin de 10 olduğu söylenmiş. Şimdi arkadaşlar biz bu kürelerden yan yana koyduğumuz zaman bir tanesi çapı kadarlık bir yer kaplayacaktır. Yani 2 santim. E o zaman ben buraya yan yana en fazla 10 tane koyabilirim. Şu kenara yan yana en fazla 3 tane. Ve bu kenara da en fazla 5 tane üst üste koyabildiğimi söyleyebilirim. Toplamda koyabileceğimiz kutu sayısı için bu çıkan sayısal değerlerin çarpımları kadardı. Yani 10 çarpı 3 çarpı 5 kadardır diyebiliyorum. Yani bu sayı değerimiz artık 150 tanedir diyebiliriz. Peki kutu içerisindeki bilyeler arasındaki boşluk kaç santimetre küptür denilmiş? Aynı soruyu bize içeriye su dökülürse suyun hacmine kadardır diye de sorulabilir. Neden? Çünkü içeriye dökülen su içerideki boşluğu doldurmak zorundadır. Yani boşluğun hacmi ile dışarıdan içeriye dökülen suyun hacimsel değerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun için ne yapacağım? Dikdörtgenler prizmasının hacminden sahip olduğumuz toplam kürelerin hacmini çıkartmam gerekiyor. Yani V dikdörtgen. Eksi n tane v küredir diyoruz. Bize neyi verecekmiş? V boşluğu. Peki arkadaşlar dikdörtgenin hacmi için. Kenarların çarpımıydı. 20 çarpı 6 çarpı 10. Eksi 150 çarpı ne diyoruz? 4 bölü 3 pi re küp. Pi yerine 3 al denilmiş. Çarpı 1'in küpü de 1'dir diyebilirim. Şuradan 3 değerlerimizi sadeleştirdik. Ve v boşluk. Buradan boşluğun hacmi. 20 çarpı 6 120 yapacak. E buradan da 10 ile çarptığımız zaman 1200. 1200 eksi 600 yani boşluğun hacminin 600 santimetre küp kadar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.